Ayten ablacığım. Efendim canım. Bugün hiç sesin soluğun çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Çok sakinsin bugün. Bundan acaba sana ne? Seni ne ilgilendirir? Aa! Hayır. Evet. Neden böyle bir tepki verdin? Neden böyle konuşuyorum? Acaba niye? Neden? Çok Çünkü senin Ayten ablan hiçbir zaman boş konuşmaz. Bir şeyler görmüşümdür, duymuşumdur. Biliyorum, ne gördün Ayten? Ona göre böyle davranıyorumdur. Ne gibi bir şeyler gördün, duydun acaba? Düşün bir düşün acaba ne yapabilirsin? Ne gördün Ayten? Hiçbir şey ne yapabilirsin? Nasıl bir pot kırabilirsin? Nasıl bir yanlış yapabilirsin? Bir düşün, ondan sonra Ayten ablacığım nasılsın Allah diye sor. Allah Allah. Merak ettim ne yaptığımı. Hiç mi düşünemiyorsun ne yaptın aramızda acaba? Aramızda bir yanlış varsa lütfen söyle, düzeltelim. Düzelecek gibi bir şey değil. Çünkü o kadar sen... mı kötü bir şey yaptım ya? Evet, o kadar kötü bir şey yaptın. Çünkü kendi iç sesinle düşüncelerini bana belli ettin. Ne düşündüğünü bana belli ettin. Ne kendi gibi bir iç ses? Pardon. Ayten yani... neyden bahsediyorsun Allah aşkına? Biraz açık konuşur musun? Bence de birazcık açık konuş Ayten. Dudu'nun... Anlat, ne oldu, ne bitti, ne gördün? Dudu'nun benimle ilgili düşündüklerini bildim. Hı-hı. Ne düşündüğünü öğrendim. Nasıl bu da beni bunu? Üzdü. Buradan çıktıktan sonra kesinlikle hiç kimseyle muhatap olmuyorum. Kimseye bir şey söylemiyorum. Seninle ilgili düşüncelerimi nereden öğrendin? Bir şey mi gördün Ayten? Demek ki duydum gördüm ki diyorum ben. Lütfen bunu dile getirir misin? Dile getirir misin? Ayten ya, ne gördün? Dudu ya, bilmemezlik yapmasana. Bayılıyorum ya senin şu huyuna ya. Hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi hareketlerine. Ne yaptım artık sana? Bir söyle. Ne yaptı mı? Evet, ya bunu, ne yaptı? Bunu söylemeyecektim ama mecbur söyleyeceğim. Lütfen. Bu sana tanıdık geliyor mu Duducuğum? Sen benim günlüğümü mü aldın? Sen benim çantamdan günlüğümü mü aldın? Ben senin çantandan günlüğünü almadım tatlım. Sen? Aa, ne oluyor? Aa, yine ne olay var. O defter de öyle. Günlüğe benziyor ama. Senin günlüğün benim bavulumun yanında işine. Biz aynı odada bile giyinmiyoruz. İşine senin günlüğünün benim bırakır odamda. Bırakır mısın ya? Ya bir bırakır mısın? Bir verir misin? Hayır ya. Bir şey göstereceğim. Ne yapıyorsun? Benim özelimi kullanamazsın. Bir verir misin? Vermiyorum. Verir misin? Hayır, günlük benim. Neden? Bu benim özelim. Açığa çıkacak değil mi? Açığa çıkacak. Vermiyorum. Benimle ilgili söylediklerin açığa çıkacak evet, diye böyle yapıyorsun. Evet, seninle ilgili söylediklerimi senin yüzüne karşı da söylerim. Bana karşı değil kızlar. İkinize benim özel eşyalarıma dokunma. İkinize karşı da öyle şeyler yazmış ki. Ne yazmış? Özellikle senin okuman lazım. Niye ne yazmış ki merak okuman ettim. Okuman lazım. Ben burada. Dudu ne yazmış? Yazmış? Bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl buldun bunu? Neden elledin ki yani? Çantamı karıştırmış ki bulmuş. Biz aynı çantanı odada bile giyinmiyoruz. Biz aynı odada bile giyinmiyoruz. Senin şeyin benim bavulumun yanındaydı. Acaba? Evet. Almış olmayasın. Biz aynı odada bile giyinmiyoruz seninle. Nasıl geldi? Havadan mı uçtu? Çantamdaki günlüğümü karıştırmışsın. Görmüşsündür sen onu. Madem korkun yok, madem bana karşı hiçbir yanlışın yok, o zaman getir okuyalım burada. Aysun da görsün onunla ilgili yazılanları. Burada. Ben de göreyim, Havva da görsün. Burada herkesin herkese karşı yanlışı oluyor. Tamam da benim Dudu'dan herhangi bir beklentim yok ki. Neden çıkartmıyorsun Dudu senin, ortaya? Bak senin ya benim özelim, benim için günlüğüm. Şu an bu kadar sen bunu kullanamazsın. O benim özelim, açıp bakamazsın. Bugün Ayten günlüğümü gösterince şok geçirdim. Günlüğümü nasıl eline geçirmiş hiç anlamadım. Sen ne okudun ki bu kadar çok kızdın? Ben de seni abla zannediyorum. Madem bana öyle bir şey yazmış, var. Neler, bir saniye, neler, bir saniye, neler, bir saniye neler konuşmama yazmış. Müsaade et. Madem sen benim günlüğümü yerde gördün, madem sen ablasın, al günlüğümü çantama geri bırak. Niye açıp bakıyorsun? Ben ne bileyim senin olduğunu. E benim olduğunu görmedin mi baktığında? Görmedim. Benim kocaman adım ne yazıyor? Yazmış, onları da dedim okudun acaba, mu? Dedim acaba kayınvalidemin mi? Onun bir defteri mi, bir not defteri falan mı dedi? Günlük çok hiç özel bir şeydir. Hiç olabilir mi yani? İnsanların özelidir günlük. Hayırdır, ya. Demek... Bir dakika. Hayırdır, günlük özel bir şeydir. Burada ne işi var? Mutfakta ne işi var? Ay ne olursa olsun. Olmaz ayol. O onun tezgahı. Günlükte özel bir yeri vardır. Ama mutfakta mıydı? Dakika başı günlük mü tutulur her yerde? Ama mutfakta mıydı bakalım? Bence sen onu aç da bir görelim. Hadi Ayşin sen de gör. Vallahi hiç merak etmiyorum Ayten ya. Nasıl merak etmiyorsun? Seninle ilgili neler yazmış? Benim için onun ne işi var? Ben merak ediyorum. Ben benim burada, gündür, ben orada. Bir müsaade eder misiniz? Okuduğunu hiç zannetmiyorum. Ben size ne dedim? Pardon. Ben size ne dedim? Ayten çok tehlikeli demedim öyleymiş, mi? Öyleymiş, haklısınız. Karıştırıyor dedim mi? Dedim. Ben ya, de haklıyım. Ya ben size dedim. Siz bana inanmadınız. Ver okuyacağım. Al lütfen dur. Al oku. Al.
Yeter. Yaptığın hareketler yeter. Haddini çok fazla aşıyorsun. Bir daha özel eşyalarıma dokunma. Wow. Bir daha asla dokunma. Bak ilk geldiğin gün Ayten'e karşı abla sıcaklığı hissettim demiş. Ama içten içe ona güvenmiyorum. Bak 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 bana güvenmiyormuş. Ayten'in burada kalmak için bana ihtiyacı olduğunun farkındayım. Ya gördün mü? Ha. Bu fırsatı da ona sen verdin Ayten. Ben de bu oyunu bozuyorum. Bu oyunu bozmuyorum. O kadar da olmaz madem, ya. Madem okuyorsun doğru dürüst ok orada bu oyunu bozmuyorum yazıyor. Bir gördün şeyleri okumuşsun. Ben bu oyunu bozarım diyorsun. Bozarım. Bak evet Ayten senin burada benim ona güvendiğimi sanıyor. Evet aa öyle. Güvendiğimi zannediyorsun. Biz rakibiz tatlım. Her şeyden önce biz rakibiz demişsin zaten. Öyle mi şey Duducuğum tamam. Aysun'la bugün çok büyük bir kavga ettik. Aysun bu da sana gelse. Aysun haddini fazlasıyla aştı. Tabii canım. Kendimi o kadar kötü hissettim kendinden ki. Kendinden bahsetmiş. Neyse buraları geçelim. O da ukala ve kendini beğenmiş biri. Bugüne kadar gerçek bir rakip gelmediği için benden fena halde korkuyor. Gerçek rakip derken? Bu kadarı yeterli mi? Kendisi miymiş gerçek rakip? Benim hakkımda rakip bir şey yazmış mı? Senin hakkında kadar da gitmedim artık. Onu da bir zahmet sen al oku. Ya günlüğümü bir bırakır mısınız ya? Ben burada en azından abi, arkanızdan konuşmuyorum. Arkanızdan hiç çevirmiyorum. Gidiyorum ben özelimi de kendi defterime yazıyorum. Ben de bir okuyabilir miyim? Okuyabilirsin. Al sen de merakına gider. Al sen de merakına gider. İstediğin kadar oku bakalım. İstediğiniz kadar okuyun. Ayıp gerçekten ayıp ya. Sen gör. Sen normalde de mi bunu yapıyorsun? Yok. Normalde de ben mi bunu yapıyorsun? Ben dedim herhalde bu kayınvalide arkadaşımız ait bir şey geldi. Merak ettiğimden okudum. Bu arada Hilal adında bir arkadaşımız geldi. Bence kendisi de neden geldiğini bilmiyor. O kadar sessiz ve pasif ki ben bile unutmuşum. Bence kayınvalidesi de onu fazlasıyla sindirmiş. Bu hafta ona yol görünüyor. Ama keşke Aysun gitse ona artık tahammül edemiyorum. Bana tahammül edemeyen varsa bak kapı çok yakın. Hemen buradan yürüyüp gidebilir. Neler konuşuyorsun arkamızdan neler neler. Aa, sana bak, güvenen de kabahat. İnce ayrıntıyı söyleyebilir miyim? Sana arkanızdan güvenen konuşmuyorum. De kabahat. Kendi düşüncelerimi defterime yazıyorum. Bir daha asla böyle bir hata yapma. Bebeğim gelmesin. Senin günlüğün benim odama gelmesin. Benim gelinime ne dediği ne yazdığı umurumda değil. Kendi düşüncesidir deftere dökmüştür ama bu yaptığı Ayten'in bu yaptığı gerçekten çok yanlış. Çok yanlış. Çok herkes yanlış. Herkes özeline her şeyi yazabilir. Ben seni sevmek bana söylemeyin vallahi. Ben ona söyleyeyim. Ben sizi sevmek zorunda değilim. Siz beni tabii, sevmek zorunda değilsiniz. Yani çok seviyorsunuz zorundayız. Saygı biz seviyoruz duyacağız demedik. Seviyoruz demedik. Ay ne kadar siz rahat duruyor bakar mısın ya? Sen konuşmanız bitsin size cevap vereceğim. Nasıl bitti, savunuyorsun? Gelinin nasıl bu hatasını nasıl savunuyorsun? Benim Ayten'im geldi senin kızını çok sevdi. He. Senin kızını burada herkes saf, temiz, yaşı küçük diye bakıyor. Meğerse üçünün de kuyusunu kazıyormuş. Neriman Hanım sizin gelininizin gerçek yüzünü Dudu ortaya çıkardı. Bütün herkes gördü. Ne kadar güzel bak gelinim için diyorsun ki. Benim gelinim Dudu, yanlış yapsa ben kızların, onu savunmam. Kızların ne olduğunu nasıl bir şey olduğunu ne yaptıklarını ortaya çıkarttı diyorsun. Kalkıp evet Ayten'i suçluyorsun. Aynen. Şahane gelinim benim. Demek ki Dudu'nun ne yaptığını biliyor ki defteri aldı okudu. Bak aa, ne oldu kızlar sinirlendi orada. Bundan sonra yamacıma gelip Ayten ablacığım, Ayten abla seni seviyorum abla. Abla şuraya gidelim abla deme bana. Sorun da şurada deme ki. Deme bana Dudu. Sorun da şurada yamacıma ki. Yamacıma yaklaşma Dudu. Sorun da şurada ki benim yamacıma yaklaşan sensin. Şuradan dışarıya çıktığımız dakika koluma girip bak Aysun şöyle strateji yapıyor. Beraber olalım. Aysun'u gönderelim itiraf tamam ettiniz mı sonunda? Ne oldu? Hani böyle bir şey dememiştim. Ne oldu? Ya hayır bir de saygısızca sen günlüğü bulmuşsun. Kimin olursa olsun sana bilmiyorum ne? Ben kaynanama ait. En azından ben defterimi diye baktım. En azından ben dedikodu yapmıyorum arkanızdan. Gidip onu o şekilde defterime not ediyorum. Bu seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Ama bunu Ayten bulmasaydı, Ayten bulmasaydı sen biz bunu nereden bilecektik? Aynen. Bakın arkamızdan ben size diyorum ki sadece kişiye söylemiyorsun yani yine bir yerlere bir şeyler yazmışsın. Arkamızdan konuşmak bu. Ne arkamızdan konuşmak değil düşüncelerimi deftere aktarıyorum çok normal bir durum. Zaten ben sizin aranızdaki bu dostluğun sahte olduğunu en başından anlamıştım. Yani araya bir puan girdi hemen aranız çatırdamaya başladı. Yani menfaat ilişkisi bu kadar olur. Ne ben kimseyle dost falan değilim. Niye baktın tatlım? Ben kimseyle dost şeye bak, ekürüne bak.
Aa, eski dostum mu demeliyim yoksa? Ben kimseyle dost falan değilim. Hilal. Evet be. Allah Allah. İşte böyle Allah olacaksın Allah. Böyle. Kaldır bacım gel nereye gidiyorsun? Şunu kaldır. Ha. Bu kadar. Aha Dudu. Nasıl olur ya? Üf. Allah'ım ya Rabbim ya. Yanılıyorum. Buraya geldim mi ben bana bir şeyler oluyor. Vallahi bana bir şey oluyor puanlamaya gelince. Duducuğum, arkamdan işler çeviriyorsun tatlım. Yazıyorsun, çiziyorsun günlüğüne bir şeyler. O yüzden kusura bakma. İçin temiz olacak, içinde temizlik olacak, dürüstlük olacak. O yüzden hadi sana bye bye. Sen gidiyorsun. Ben kalıyorum tatlım. Kalabilirsin buranın tapusunu da versinler sana. Biz gidebiliriz hiç. Senin kızının bize senin gelinin yaptıklarından haberin var mı? Biz gidebiliriz dediğinizi senin de duydum ya. Senin yaptıklarından kendinin haberi var mı? Senin gelinin günlerine neler yazmış neler. Senin benim gelinimin gününe yazdığı ya senin ne alakan var? Okuyayım mı gözlüğü sana burada duruyor var. Neler yazmış. Onun özelliğiyle senin böyle ne işin var? Böyle göndereceğim. Sana ne? Sana ne? Benimle ilgili yazıyor. Nasıl bana ne? Senin günlükle ne işin var? Sende özel diye bir şey var mı? Canım benim, benim bavulumun yanındaydı senin kızının günlüğü. Okumak zorunda mıydın? Ben ne bileyim kayınvalidemin günlüğü mü şey mi, not defteri mi diye Allah baktım. Allah Allah Allah. Evet, Sevra, benim öyle, kayınvalidem öyle yanında not defteri taşır. Dudu ne oldu? Sustun bir. Konuşsana, desene, anlatsana. Hadi. De beni seviyordun sen, bana değer veriyordu. Beni, ben senin ablan olarak senin arkanda durdum. Senin bana yaptıkların... Bundan sonra var ya burada kalırsam ilk işim seni elemek olacak. Bunu da bil. Aha buraya yazıyorum. Elersin, önce siz gidin. Ya, aynen. Nurayan biraz sakinleşirsiniz hem ben bir araya nasıl gireyim. Nasıl sakinleşeyim? Görmüyor musun? Hem dördü alıyor hem bu kadar konuşuyor. Benim bana sinirlendiğim nokta senin gelinin günlüğüne yazdıkları. Gelinime sinirlenemezsin sen. Günlüğüne yazdıkları beni sinirlendirdi. Oh etmiş, oh etmiş. Oh etmiş, o zaman siz de gideceksiniz. Oh. Gidersek gideriz, bize hiç umurumuzda bile değil. Tamam ne güzel, demek ki erkenden pes ettim. Ben buraya eğlenmeye giderim. Tamam mı? Eğlendim, geri giderim. Yemekleri bırakın, eğlenin. Elim boşta gitmiyorum çok şükür. 1,5 ayda almışsın on bileziği, çok mu?